Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz ve Minecraft'ta arkadaşlar sizlere nasıl e, bu gizli e, arkamda gördüğünüz eşyaları nasıl alabileceğinizi göstereceğim ve ne işe yaradıklarını göstereceğim. Hazırsanız diyor geçelim. Evet arkadaşlar, bugün e, sizlere bu eşyaların bütün bu eşyaların nasıl alındığını göstereceğim. E, i̇lk öncelikle sırayla başlayalım. Şu gördüğünüz arkadaşlar şu mor olan e, ee, gelinlenen komut bloğu. Bunlar komut blokları arkadaşlar bu üçü. Hemen sizlere bunların ne olduğunu anlatayım. İlk öncelikle şöyle hemen elime alayım. Arkadaşlar bu komut blokları ee, şöyle bunları göstereceğim. Hatta nasıl olduğunu da göstereyim. S'ye basıp slash give yazıyorsunuz. Buraya sabdan ee, kendi isminizi seçiyorsunuz. Veya şöyle et de yapabilirsiniz. Sonra buradan... E, command block'a tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sonra enter'a tıklıyorsunuz size bir tane komut bloğu veriyor oyun. Gördüğünüz gibi iki tane oldu. E, arkadaşlar bu komut bloğu bence oyundaki creative'de yapılacak e, en iyi şeylerden birisi yani. E, can sıkıldıysa ve creative'de gelmek istiyorsanız bunlara böyle eğlenebilirsiniz falan güzel şeyler göstereceğim şimdi işe yaradıklarını. E, bu arada haberiniz olsun bunları sadece ya bunların Hepsini sadece creative'de alabiliyorsunuz. Yani yaratıcılık mo yaratıcı modda. Yani bunu survival'da hiçbir şekilde bu itemların hiçbirini elde edemezsiniz. Yani hepsi zaten kodla alınıyor. Yani yaratıcılık envanterinde bile yok siz düşünün. <laughs> İlk öncelikle komut bloklarının ne işe yaradığını şey yapacak yani ne işlerinin gösterecek olursak şu bir şalter alayım. Arkadaşlar bu komut blokları burada komut yürütebilmenize yarıyor. Mesela ben buraya ee, summon ee, ne yazalım? sam'ın ok spamlısı veya yok ya yarasa spamlısı. Tamam dedim. Sonra ben bunun önüne şalter koydum. Böyle çevreden bir sürü yarı, çık yarı çıkmaya başladı. Şunu kapatarak bunu işte durduruyorum. Gördüğünüz gibi her yer yarısı oldu. Eğer ki siz buna tıklayıp buna tekrar yazıyor. Bunu eğer ki gir yaparsanız bu sarı olandan olacak. Ve buna bir kez tıkladığınızda sadece bir tane girecek gördüğünüz gibi. Böyle böyle birer tane gelecek. Bir de zincirleme var. E, bu hiçbir şey yapmıyor galiba. Bunu hiçbir şekilde olayını anlamadım ben bu arada. Ama böyle bir eşyada böyle bir komut bloğu da var yani zincirleme diye. Bu komut bloğunun ne işe yaradığını bilen varsa lütfen yorumlara yazsın. Ben aradım ama bulamadım. Galiba e, böyle hani şöyle şöyle yutmak için aradım. Aslında işte bu böyle sırasıyla çözsün falan gibi bir şeyler olabilir emin değilim. Zincirlemeyi tam bilmiyorum ama bu ikisinin olayını biliyorum arkadaşlar. Şimdi e, diğer itemlarımıza geçelim. Şunları silelim şöyle. Diğer itemimiz arkadaşlar. Şurada gördüğünüz arkadaşımız, evet arkadaşlar. Bu arkadaşımızın ismi Yapı Bloğu. Şöyle elime alayım Yapı Bloğu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunu alabilmek için hemen kodunu göstereyim size. Yine give yazıyoruz. Sonra buradan kendi isminizi seçiyorsunuz veya @p. Sonra buradan ee, şey yazıyoruz arkadaşlar. Nedir? Structure Block. Evet, Structure Block yazıyoruz ve alıyoruz. Gördüğünüz gibi yapı bloğumuz geldi. Şimdi bu yapı bloğunun olayını hemen sizlere anlatayım. Bu daha çok bedrock'ta daha iyi iş görüyor. Çünkü Java'da biraz Java'da biraz yani kar karmaşık yapmışlar konuşamadım. Ee, ama bu bedrock'ta biraz daha böyle hani şey nasıl diyeyim? Böyle daha kolay iş yapabileceğiniz, kullanabileceğiniz bir şey. Bunu buraya koyuyoruz, buna tıklıyoruz. Bunun olayı şöyle arkadaşlar. Bunun mesela belli bir mevzili var tamam mı? o menzili kendi bilgisayarınıza 3 boyutlu bir şekilde aktarabiliyorsunuz. Oradan da artık 3 boyutlu yazıcınız varsa çıkarttırabilirsiniz. Veya da Buraya işte oyundaki yapıları Falan vesaire ekleyebiliyorsunuz Mesela buraya işte malikane gelsin Buraya e, şu yapının Mesela malikanenin ne bileyim Kapısı gelsin gibi şeyler yapabiliyorsunuz Arkadaşlar e, Onun dışında burada yükleme var Buna tıkladığımızda böyle oluyor Köşe olduğunda böyle oluyor Sonra kayıt yapınca tekrardan eski haline geri dönüyor Pardon kayıt değil Ya neyse işte arkadaşlar Böyle bir blok arkadaşlar Gördüğünüz gibi <laughs> Bu da o işe yarıyor dedim ve geçiyorum. Bu bedrakta da yaparsanız daha mantıklı olur. Çünkü bedrakta da daha <laughs> böyle şey yani daha karmaşık bir şekilde değil yani daha böyle düzgün her şey anlaşılır şekilde. tam yapabiliyor. da sildik. Şimdi şu arkadaşımızdayız arkadaşlar. Bunun ismi yapı boşluğu gördüğünüz gibi yapı boşluğu bu yapı bloğuyla e, aynı, şey, aynı, şey, değil de şöyle yapı bloğuyla ilişkili şeyler yani şöyle yapı bloğu kullanırken işinize yarayacak bir şey bu yapı bloğu yanlış bilmiyorsam böyle koyduğunuzda işte şu blok gözükmesi şu blok gözükmesi gibi bir şey sanırım ben de tam bilmiyorum bunun olayını böyle koyunca böyle görünmez bir şey oluyor bunun içinden geçebiliyorsunuz böyle kırıyorsunuz yani olduğunu bilmiyorum kısacası sadece böyle bir eşya var yani böyle koyuyoruz işinden geçir sorunları siliyoruz yani şey yapıyoruz bu yapı bile öyle alakalı bir şey çünkü içinde yapı var yani e, ama tam olarak ne olduğunu ben dediğim gibi bilmiyorum e, Hatta şu böyle bir şey de değildir Muhtemelen biraz attım ne oldu hakkında bir fikrim yok e, şu yapı boşluğunu Neyse şunları da silelim ardından Şuradaki eşyamıza geldik bu eşya güzel bir şey arkadaşlar Hemen bunu alalım Işık İsmi, ışık nasıl alındığını göstereyim. Ha bu arada şunu nasıl alındığını göstermedim arkadaşlar. Yapı boşluğunu, yapı boşluğunu give yazıyoruz tekrardan işte. Kendimizi seçiyoruz. Buradan structure, dakika, structure void yazıp böyle tıkladığımızda elinize bir tane veriyor zaten. Işık ee, içinde şöyle give e, gamer structure, e, pardon structure değil. Yanlış yazdım light light yazıyoruz arkadaşlar. Direkt şu en üstteki çıkan light'a tıklayacaksınız. Enter'a tıkladığınızda bir tane size ışık veriyor. Bu ışık nasıl bir şey? Bu çok güzel bir şey. Ee, hazır akşam kararıyorken ben şöyle ya akşam oluyorken ben bir gece yapayım. Ee, çünkü bu gece işe yarayamış Şimdi gece yaptım. Gördüğünüz gibi burası hani zor yani aslında zor görünmüyor da hani böyle ışık yoktu. Ben bunu buraya koyduğumda Gördüğünüz gibi elime aldığımda bu gözüküyor ve ee, böyle işinden falan geçebiliyorum. Bunu ama elimden çıkardığımda yani o suluptan bıraktığımda yok oluyor. Yani böyle görünmez bir ışık sağlıyor aslında size. Gördüğünüz gibi hatta dokunma şeyi bile gelmiyor şu hani şey blokların etrafında şey oluşuyor o bile gelmiyor yani. Böyle ışık sağlamak istediğiniz ortamlar varsa bunu kullanabilirsiniz. Yani aldığınızda tekrar kırabiliyorsunuz falan filan. Hatta bunun şeyini de değiştirebiliyorsunuz ee, ışık derecesini. Şu alıyorsunuz böyle mesela bunu böyle bir şeyler yapıp ışığını azaltıp arttırabiliyorsunuz. Böyle oynayabiliyorsunuz bunu gördüğünüz gibi. İyice arttı. İyice arttı mesela şu anda. Çünkü yazı okumuyor. Heh, 18 falan filan işte arkadaşlar görüyorsunuz yani. Bu şekilde bu da ışık bloğu. Hani map yapanlar falan varsa bunu bu işi bu işe yarayabilir. Tamam hemen diğer item'a e geçelim ve hemen havayı da sabah yapalım. Ee, onun dışında şuradan Bakalım. Sırada bu şey var arkadaşlar. Bu bariyer arkadaşlar. Bu arkadaşımızın ismi. Bunu alalım. Bu bariyeri ise şöyle alıyorsunuz. Gaif. Kendi isminizi seçin veya etpi Sonra buraya e, barrier yazıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir yanlış yazdım. Barrier şöyle yazıyoruz. Ve enter atıkta size otomatik olarak bir tane bariyer veriyor. Bu bariyer şöyle. Bu da güzel bir şey. Bakın buraya böyle koyuyorum. Tamam bunları böyle gözüküyor. Bu da ışıkla benzer şeyler aslında. Yani çok benzemesine yani benzer. Böyle biraz burada kırdıktan sonra laglı biraz. Hani böyle bug, bug'a giriyor Java'da. Böyle bunları koyuyoruz. Gördüğünüz gibi böyle şey hani. Elimize tuttuğumuzda bunlar görünüyor değil mi? Ama elimizden bıraktığımızda. Bir süre sonra bunlar yok oluyor. Yani ee, ve buradan onun içine geçemiyoruz yani görünmez duvar dediğimiz şey aslında arkadaşlar. Bu elimap hani yapanlar falan varsa işte etrafı incelemesi için bunu böyle koyabilirler. Böyle koy, koyabilirsiniz yani böyle etrafa hani oyuncu hareket etmesin falan istiyorsanız. Ve bu arada bu kırılmıyor hiçbir şekilde yani şeydeyken hayatta kalmadı kırılmıyor. Onu da söylemeden geçmeyelim. Bu arada hepsini kıralım. Sonra şey olur tamam. Bariyer bu şekilde. Şimdi geldik son itemımıza. Hatta ayıklama çubuğu ki bu en iyi çubu şeylerden çubuk çubuk yani. <laughs> en iyi şeyler itemlardan bir tanesi. Bunun ne olduğunu sorarsanız gerçekten bu çok güzel. Buna dünya ile oynayabiliyorsunuz çünkü biraz gerçekten güzel. Şimdi mesela gördüğünüz gibi şu an bu çimen değil mi? Buna tıkladığımda sağ tıklıyorum. Gördüğünüz gibi mesela karlı yaptı. Görüyorsunuz değil mi? Şöyle karlı falan yapabiliyorsunuz. Ya etrafta oynayabiliyorsunuz. Veya bunları kapatabilirsiniz. Veya bunu şununla bir işe yarıyor mu? işe yaramıyormuş. Ee, onun dışında mesela bu şey çitleri ayarlayabiliyorsunuz veya böyle basarak şöyle bunun işte rotasyonları ayar ik birden bastığınızda böyle hatta su bile içine atabiliyor yani böyle böyle. Dört yanlı dört köşe falan filan böyle tuhaf tuhaf bir şey böyle bunların rotasyonlarıyla oynayabiliyorsunuz. Buna bir işe yaramıyor. Bak cam da güzel. En güzeliğini söylüyorum kapı abi. Kapı çok güzel oluyor. Şöyle shift basınca <laughs> oynayan kapı. Ama bunu şey yapınca kapağı düzeliyor aynen. Ama çok güzel olmuyormuş öyle bir şey mesela. Güzel oluyor yani. Şu hareket ettiriyor. Evet, bunları da şekilde hareket edebiliyor. Falan filan. Şöyle işte mesela bunu da aynı şekilde su ekleyebiliyorum içine falan filan. Böyle. İlginç bir şey yani. Ee, ve aynı zamanda bu bütün yaratıkları tek atıyor. Mesela Iron Golem tek yedi. Ee, onun dışında çünkü bu hata ayıklama çubuğu arkadaşlar. Yani bu oyunun yapımcılarının hızlıca oyunu test etmesi için yapılan bir e, şey. Bütün her şeyi tek atıyor. Ne olduğu fark etmiyor. Mesela hatta şöyle göstereyim. Summon e, Wither çağıralım bir tane. Şöyle Wither. Doğru bir dakika. Barışılıyız. Sam Yanlış yazdım. Ya yanlış yazıyorum ya. Summon. Wither. Neyse bir saniye arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, şimdi videoyu çağırıyorum arkadaşlar. Şu an ekran var mı bilmiyorum ama çağırdım. Gördüğünüz gibi videomuz geldi. Bunu direkt böyle tek atabiliyoruz gördüğünüz gibi. Ya böyle bir çubuk bu da gördüğünüz gibi. Bunlarda falan da oynayabiliriz. Bu da eğlenceli bir şey böyle. Buna takılabilirsiniz yani bu bayağı eğlenceli hatta. Şu an buna eğleniyorum. Ne komut buluyor yapılacak diğer şeyleri de göstereyim arkadaşlar. Ee, Eşyaları hazırda gösterdik Şu komut bloklarıyla daha nasıl şeyler yapabileceğinizi Göstereyim ee, İlk öncelikle mesela şöyle bir şey Yapmak istiyorum ben buraya Summon e, Mesela Axelot şey olsun her zaman etki Yaptığınızda bu gördüğünüz gibi böyle Spawn ediyor Eğlenceli bir şey yani Veya da şöyle Yapabilirsiniz buraya Kill Şunu seçip e, böyle yapıp type. E, mesela bu da Axelotl olsun. Böyle yaptığınız her zaman bütün dünyadaki bütün Axelotları öldürüyor. Mesela buraya da şey yapalım. Sam'ın e, Axelotl yapalım mesela. Her zaman ikini yapalım. Göz gibi doğdukları gibi ölüyorlar. Böyle. Burada böyle farmlar falan yapabilirsiniz yaratıcılıkla işte. Yani güzel şeyler yapılabilir gerçekten de. Hatta bu e, komut bloklarıyla oyun yapan falan kişiler de oluyor ya. Ama bayağı uğraşmak gerekiyor onun için. Ama komut blokları genel olarak... Ya hatta şöyle bir şey daha göstereyim. Şimdi bir saniye. Şunu bir not almam gerekecek. F3 neden çalışmıyor ha? Şimdi bir dakika hemen şuradaki koordinatı bir not alayım ben kağıda. Bir saniye. Şimdi bakayım burası şey blok location. Tamam. Eksi bir dakika eksi 377. 157. Eksi 285 değil mi? Evet bunlar. Not aldım çünkü sonra şey yapmak istemiyorum yanlışlıkla. Şimdi kapattım. Buraya mesela set blok. Ee, buraya hemen o koordinatı gidiyoruz eksi 377 100 dakika 157 eksi 285 bunu buraya yazıyorum ve mesela bu ne olsun mesela bu T-T olsun ne bileyim yani replace Dersim ben sin yaptığımda buraya bir tane tiyatı gelmesi gerekiyor normal neden gelmedi yanlış bir yer şey yaptık galiba neden böyle yaptı bu? Ah tamam düzeldi. Arada boşluk kalmaması lazım. Buraya TNT geliyor gördüğünüz gibi. Hangi blok ayarladıysanız veya bunu böyle kırdığınızda kırılmıyor görüyorsunuz değil mi? Game modda bile kıramıyorsunuz yani. Bakın kırılmıyor. Gördüğünüz gibi bayağı güzel bir şey yani böyle şeyler yapılabiliyor bu komut bloklarıyla bunu kırdığımızda ama kırabiliyoruz yani bu tarz e, yapmak isteyen bu tarz şeyler yapmak isteyenler olursa ya, yani araştırıp yapabilirsiniz gayet güzel e, evet o zaman bu videonun burada sonuna gelelim umarım video beğenmişsinizdir videoyu beğenseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın o zaman hazırsanız video şey e, <laughs> videoya geçelim diyordum az kalsın neyse hazırsanız şey ya yani ne diyorum ben Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay.